Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurumla sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Amerika Şarkı Cənubi Asiya Əllər İhtibakını Xtayğı orta karıştırışı çağırdı. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken, Hindonuziyanın Jakarta'da ekilgan Şarkı Cənubi Asiya Əllər İhtibakı'a əza devletler yığınığı katnışıp, Şarkı Cənubi Asiya devletlerini Xtay'nın mecburlaş hareketine ortak karıştırışı çağırdı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 15. iyuldaki haberde bildirilişi, Şarkı Cənubi Asiya Əllər İhtibakı'a əza devletlerinin Taşkı İşler Ministerleri yığını bu hafta Hindonuziyanın paytaxtı Jakarta'da ötküzülgen. Antony Blinken yığında biz çoğun Cənubi Dənizde yol yürüş erkenlikini qoğuduşimiz ve Tayvan boğazının tinişliğini qoğuduşimiz gerek degen. Blinken 14. iyul Xtay taşqışla əməldari Wang Yi bilen söhbətləşken bulup, söhbəti Wang Yi Xtay'nın Tayvan məsələsindeki meydanını oturgu qoyğandan başqa, Amerika'dan Xtay'nın içki işlerine xalığancı arlaşmaslıqını tələb qılğan. Bildirilişçe, Xtay'nın Cənubi Dənizde künseri keni yuvatkan hareketleri ve Tayvan boğazıda künseri köpü yuvatkan parakendicilik hareketleri Washington'nın Şarkı Cənubi Asiya devletlerini Xtay'a karşı ittifaklaştırışı'a en yakşı sebep bilen təminleydikən. Antony Blinken yığında Amerika bilen Şarkı Cənubi Asiya Əldir İhtibakı erken, uçuk, güllengen, bihatar, xalqara bilen tutaşkan ve çidamlıq Hinditiniş Okyan rayonu təsavvurudu ortaklaştığı degen. Xəbərdə qeyd qılınışca, Şarkı Cənubi Asiya Əldir İhtibakı'a əza devletler Amerika bilen Xtay otursa da uçuk aşkarı meydan ibadiləşini xalımaydıkən. Bunu sahibxan devlet Hindonuziya Prezidenti Joko Widodo'nun mücmel sözünün körveleşki bulduğun bulup, Widodo sözü de Şarkı Cənubi Asiya Əldir İhtibakı'nın 3. devletinin vasitçisi buluşku mas gelmeydiğanlıqını etkan. Hindonuziya Taşkı İşler Ministeri Retno Tekhimo aşkarılıp, indi Tiniç Okyan rayonu yeni can meydanı'a ayınıp kalmasıqı kerek degen. Yığın devamında Blinken Wang Yi'ni agahlandırıp, Amerika'nın Xtay hakkırlarının Amerika hükümet organlarına kılgan hücumunun cevapkarlıqını sürüştü kılıdığalıqını, Amerika'nın bu hücumunun Xtay'dan kelgenlikini iniqlığalıqını etkan. Otur şarıqtaki baylıqlar Xtay'a axmaqta. Amerika bilen bolgan bihaterlik şiriklik münasibetinin kelgüsüge bolgan endisinin küçüyüşüge ägişip, Xtay bilen bolgan alaqısını küçeyti vatkan Paris koltuqı devletlerinin Xtay bilen iqtisadi sahada tez süratli münasibetlerini çoğunqurlaştırışı Xtay'nın otur şarıqtaki təsirini künsiri küçeytmekte. Sözcügesinin 16. iyuldaki haberde bildirilişe, Xtay rejimi reisi Xi Jinping Riyad'da ötküzülgen tunca Xtay Paris koltuqı başlıkları yığınığı katnaşkandan 7 ay keyin, dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gavdi bilen Saudi Arabistan ve Arab Birleşme Halifeliki Qatarlıq devletler otursudaki iqtisadi münasibetler Beijing en köp ihtiyaclıq bulgan hamnefit setibilişten halkıp getişge başlıgan. Bloomberg toplagan sallıq malumatka asaslanğanda Paris koltuqı devletlerdeki şirketlerinin Xtay'daki setibiliş ve meblağ siliş kımmeti uxşaj mezgildikiden 1000 hessi eşip 5 milyard 300 milyon dolarga yetken. Bu yıl bu xildeki soda hemkarlıqı ve kilişimler sani cahette tarixdeki en aldıraş yıl buluş aldı deyken. Saudi Arabistan əməldarları Xtay'ın taxt varisi Şahzadi Muhammed bin Salman'ın neçe trilyon dollarlıq iqtisadi ve ictimai buruluş planı bulan 2030 tasavvuru üçün ve Xtay'ın Saudi Arabistan'ın İordaniya ve Mısır çigrasığı yığın Tabuk rayonunda kuruduğun 26.500 kvadrat metre kilidiğen neom türü üçün bolması bolmaydıgan şirik deb qaraydıgan bulup, bu haqta bir yürüş kilişimler tüzülgenlikini bildirişmekte. Xtay'nın Saudi Arabistan bilen bolgan münasibeti mu, iqtisadi münasibetinin sirtidi mu küçüyüyatkan bolup, Xi Jinping İran bilen Saudi Arabistan otursidiki söhbetini murasa qilish teklifini oturgu koyup, Mart ayida Beijing'de imzalanğan eşeddi rakiplar otursidiki münasibetini qaytadan ornatadigan muhim kilişimdi rol oynagan. Amerika bolsa Xtay'nın otur şarıqtiki təsirinin uzun müddetin kiyin Amerika'nın mənbəətiki təsiri görüstüşidin endişi qılmaqtigan. Amerika Merkezi Komandanlıq Ştabının komandanı Michael Eric Kurilla özünün palatada kılgan en yeni sözü de agahlandırıp, gerçi Amerika Paris koltuqı devletlerinin asaslıq hərbi hemrahi bolsun mu, ama Xtay'nın onunla buzgunculuk kılmakçı bolu vatqallıqını, Beijing'nin rayonga ticaret ve hərbi eksportunun hessilep işi vatqallıqını təkidligen. Ve Xtay'nın bu rayondaki hərbi setişinin ötken 10 yılda 80% aşqallıqını, Amerika'nın setiş miqdarı bolsa 30% tövelligelikini bildirgen.
Növətdə Səudi Ərəbistan bilən Xitay ötürsədiki qoş yönülüşlük soğudu həcimi 30 yıl ilgirəki 834 milyon dollardan bultur 117 milyard dollarga yetkən. Bloomberg'nin sallıq məlumatıqa asaslanğanda Ərəb Birləşmə Xəlifiliki bilən Xitay ötürsədiki ticaret kölümü 1992 yılı 1 milyard 150 milyon dollar bulğan bolsa, bultur 200 həssigi yıqın eşib 107 milyard dollarga yetkən. Ərəb Birləşmə Xəlifiliki bayanatıda başqa muhim iqtisadi şeriklərgə oxşaş Xitay bilən bolğan soğudunun davamlıq eşişini ümit qıldığanlıqını təkidləyən. Paris qoltuqı dövlətləri bilən Xitay ötürsədiki soğudu alaqısı künsiri küçüyüş bilən birgə energiya kilişimimi çoğunqırlaşıvatqan bolıb, yıqınqı ən çoğun kilişim bolsa Səudi Ərəbistan energiya şirkəti Aramco 3 milyard 600 milyon dollarga Xitayının Rongsheng neft ximiya sanayidinin 10% peyini setibiliş bilən işqaşqan. Paris qoltuqı dövlətləri bilən Xitayının münasibəti kengiyiş bilən bir vaqtda Amerika bilən bolğan bəzi ziddiyyətlər tüpəylədən Amerika bilən bolğan söhbət toxtutulğan. 2021 yılı Ərəb Birləşmə Xəlifiliki Amerikanın Xitayının Huawei şirkətini telegraf torudan çıxırıb etişini öz içə alğan bir qism tələblərini rədd qılğan deyinkin F-35 tipli ayroplan və başqa qoral yaraqlarını setib eliş üçün başlanğan 23 milyard dollarlıq kilişim toğrusidiki söhbətini toxtub qoyğan idi. Bunun bilan Ərəb Birləşmə Xəlifiliki Xitayının L-15 tipli yenik hücumçi və cəng məşq ayroplanını setib alğan idi. Amerika Maliyyə Ministeri Xitay bilan Amerika ortaq endişələr məsələsində həmkarlaşışı kerak dedi. Amerika Maliyyə Ministeri Janet Yellen Hindistan ziyarəti jarayanında Xitay bilan Amerikanın dünyadaki iki çox iqtisadi gövdə bölü sübuti bilan ortaq endişələr məsələsində həmkarlaşışı kerakligini təkidlədi. Indian Express gazetinin xəbərinə əsaslanğanda Yellen aldınqı həftə Xitay ziyarətindən keyin Hindistan ziyarətini başlayıb G20 dövlətlər qrupu maliyyə ministrləri yığınığa qatnışış üçün Hindistanın Gujarat ölkəsinə yetib gəlgan. Yelin yığından ilgiri muxbirlərğa bergan bayanatında Amerikanın Hindistanğa vaz keçişki bolmaydığan şirik dep qaraydığanlığını aytqan. Yelin xüsusi igilik sahasının dost dövlətlərdən təminləş siyasətində muhim rol oynayğanlığını bayan qılıb, Hindistanı Amerikağa işləb çıxırdığan və eksport qılıdığan joy dep qaraydığan şirkətlərinin silinmələrinin aşqanlığını təkidləyən. Yelin Amerika Hindistanın ən çox eksport bazarıdır. Bultur iki tərəflik savda tarixdəki ən yuxarı səviyyəyə yetdi və bunun teximi aşqanlığını görüşünü xalaymız degan. Maliyyə ministri Yelin yana Rusiyanın Ukrayna urush səbəbindən yürgüzülgən xalqara embargolarga xilaflıq qilishining oldini elish üçün elib berilayotgan kurashning bu yil asosliq nishonlarining biriga aylanganligini ta'kidlagan. Yelin oldingi hafta elib borgan Xitoy ziyoratiga texnik kuchlik va unumlik aloqa yo'llari ishga oshirish va texnik mustahkam asosda munosabat o'rnatishning bir qadami deb qaraganligini eskartib, Xitoy bilan Amerikaning dunyodagi ikki cho'ng iqtisodiy gavda bo'lib sifati bilan o'rtaq andishalar masalasida hamkorlashishi kerakligini bildirgan. Navbatda Yelinning Hindistondan keyin Vietnamni ziyorat qilishi mo'ljallanmoqda. Xitoyning islom o'chmanligi haqida suhbat o'tkazildi. 16 iyul İstanbul'daki Uyghur İlim ve Medeniyet Tetkikat Cemiyeti'de Xitay'nın İslam Öçmenliği hakkında söhbet yığını ötküzüldü. Söhbet yığınını Sütuk Boğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı teşkilleyen bulup, yığınğa Amerikalıq danlıq tetkikatçı Profesör Doktor Halit Beydun teklif kılındı. Muhakeme yığınıda aldı bilen Doktor Halit Beydun Xitay icra kılıvatkan İslam Öçmenliği hakkında leksiye sözüldü. Arqadan yığınğa iştirak qılğan oquqçular onundan Xitayning Şarq Türkistanda ijro qilibotgan islom düşmanligi va irqiy qirg'inchilik siyosatiga munosabatlik savollarini so'radi. Suhbat oxirida doktor Xalid Baydun oquqçularga yaqinda nashrdan chiqqan islom düşmanligi, islamofobiya haqidagi kitobini taqdim qildi. Kanada 166 mingdan ortiq ukrainalikqa mangulik iqomat beradigan bo'ldi. Kanada urushdan qochib kelgan 166 mingdan ortiq Ukraina fuqarolariga mangulik iqomat huquqi beriladigan bo'ldi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Kanada fuqarolik va ko'chmanlar ministerligining rasmiy to'rida e'lon qilingan bayonotda Kanadada birar tuqqini bo'lgan ukrainaliklar uchun 2022 yil martda yo'l qo'yilgan Ukraina jiddiy sayohat huquqi programmasidan bugungi qadar 166 mingdan ortiq kishining foydalanganligi bildirildi.
Bayanatta bu kişilerin hazırımı vakitlik ikametke ige ekenligi ama yeni karar bilen 2023 yılı 23. Oktyabrdan itibaren mengülük ikametke iltimas kılalaydıganlığı uxturuldu. Bayanatta bu kararının uruş sebebiden ayrılgan ailelerge uzun müddetlik yardım biriş üçün körüstülgen tirişçalık ekenligi bildirilip, yeni belgeliminin 2024 yılı 22. Oktyabrgeçi bolgan bir yıl boyunca küçüge ige buluduganlığı ve bu mezgil ikide programının tamamlanışı nişan kılınganlığı uxturuldu. Şivisiyada bir Müslüman Tevrat ve İncil'ni köydürüşkü ruhsat elip mu köydürmedi. Şivisiyada bir Müslüman kişi sahçılardın İsrailiyanın Stokholm'daki baş elçihanesi aldı da Tevrat ve İncil'ni köydürüşkü ruhsat algan turguluk köydürmedi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Şivisiya sahçılardın İsrailiyanın Stokholm'daki baş elçihanesi aldı da Tevrat ve İncil'ni köydürüşkü ruhsat algan Suriyelik Müslüman Ahmet Alluş Şivisiyadaki Kur'an'ni köydürüş iğva gerçilikige narazılık bildiriş süpüde mezkur mukaddes kitaplarını köydürmedi. Faaliyetini kılış üçün elçihanığı bargan Alluş, içkandık mukaddes kitabının köydürülmesindeki tarafki hemmenin dikkatini tartış üçün şundak ruhsat alganlığını bildirdi. Ahmet Alluş, ''Mən bir Müslüman, mukaddes ve dini kitaplarını herkes köydürülmeymen'' dedi. Ahmet Alluş, Şivisiyada sahçılarının kovduşu aslıda Kur'an-ı Kerim'ni köydürüş iğva gerçilik yüzbergerlikini eskertip, fikir erkirliki bilen başka milletlerine hakaretleşinin farkı var. Kur'an-ı Kerim ve başka dini kitaplarını köydürüş nefret cinayeti buluşu lazım. Ben bununla dikkat tartış üçün sahçılardan Tevrat ve İncil'ni köydürüşkü ruhsat aldım. Ama elbette benim dini kitabını köydürüş maksadım yok, dedi. Türkiye'deki ala neticeye erişken Uygur okuyucular mükafatlandı. 16 iyul İstanbul'un Sefaköy rayonuna caylaşkan Uygur İlim ve Medeniyet Tetkikat Vakfı Zalı'da Ümit Terbiyeleş Programması'nın 3. nöbetlik Ümit Mükafatı'nı tarıkıtış mürasimi ötküzüldü. Faaliyet Sütük Borakhan İlim ve Medeniyet Vakfı, Şarkı Türkistan Tetkikat Vakfı, Uygur İlim ve Medeniyet Tetkikat Vakfı katarlıklarının hemkarlıkıda ötküzülgen bulup, Türkiye'deki tuluk oturgu köçüş imtihanıda yukarı numar algan Uygur okuyucular mükafatlandı. Faaliyet Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Muavin Reisi Mahmutcan Damullam'ın Kur'an tilaveti bilen başlandı. Faaliyetke Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Cemaat Erbabı Abdikadir Yapcan, Sütük Borakhan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın Muavin Reisi Ömer Karacım, Uygur İlim ve Medeniyet Tetkikat Vakfı Reisi Abdülahed Uçkun, Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahed Abdurrahman, Selçuk Üniversitesi Tarih Belleri Doktoranti Abdurrahim Devlet, Dünya Uygur Kurultayı Muavin Reisi Doktor Erkin Akram, Uygur Hareketi Reisi Roşan Abbas Hanım, Uygur Tetkikat Merkezi Müdiri Abdülhakim İdris, Tokyo İctimai İşler Meslehakçisi Muhammed Reşit Alas, Amerikalık Tetkikatçı Profesör Doktor Halit Beydun Katarlıklar iştirak kıldı. Hem de ayrım ayrım söz kıldı. Onlar Uygur yaş ösmürlerini ilmi sahada köplep yetiştirişinin nöbetteki devirdeki ciddi ihtiyaç işgeldiğini tehditleş bilen birge, barlık Uygur ösmürlerini ala neticeye erişken okuyucularının ruhidin ögünüşke çakırdı. Faaliyette bu yıl Türkiye tuluk oturgu köçüş imtihanında 288 numar algan iki okuyucu birinci derecelik mükafatka erişken bulup, Alma Hatırı Kompüteri, 2. ve 3. bolgan okuyucularga HP Hatırı Kompüteri, 4. ve 5. bolgan okuyucularga Samsung Tahtı Kompüteri mükafat berildi. Ondan başka imtihanda 400'den yukarı numara algan 34 okuyucunun her birine 1000 liradan nakbul mükafat berildi. Takdirlenen okuyucuların mükafatlarını Sütük Borakhan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın reisi Doktor Abdıxalık Uygur, Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin baş katibi Abdülahed Abdurrahman, Şarkı Türkistan Akhbarat ve Medya Cemiyeti reisi Abdülvaris Abdülhalık, Ölümalar Birliği azası Ustaz Abdurrahman Cemal Kaşigari, Oku Uygur Mektibi'den Sübhinur Hanım, Uygur İlim ve Medeniyet Tetkikat Vakfı reisi Abdülahed Uçkun, Sütük Borakhan Kızlar Kur'an Kursu Müdiri Rana Uygur Hanım, Yeni Nesil Hareketi reisi Abdüsalam Teklimakan Katarlıkları tanıktıp verdi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etki programımız görüşürüzce, aman bu gayetler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.